Merhaba millet, yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün bir konum onu yok, öylesine çıktım. Bir vlog, bir gezi, bir turlama. Hava alalım istedim böyle arkadaşlar. Görüyor musunuz insan evladı? Çok teşekkür ederim. Kaliteli insanlar iyi ki varlar bak. Bizi görünce aynadan hemen adam sola çekildi. Çok mutlu oldum ya, ne güzel bir örnek. Evet arkadaşlar, bugün çıktım öyle. Öylesine dolaşıyorum. Ne yapacağımı ben de bilmiyorum. Osman ne yapar? Tabii bir dağ başına gider. Bir su kenarı bulur. Bir yerler buluruz. Kütahya'da da gidip gelmediğim yer kalmadı diye düşünüyorum. Belki çok nadir bilmediğim, birilerinin tavsiyesiyle gidebileceğim noktalar kalmıştır. Onun dışında hemen hemen her yerini sizlere ayrıntılı gösterdim değerli dostlar. Yani gitmediğim yer yok diyebilirim. Cengaver'le yine depomuzu fullledik. Cengaver'le. Ha bu arada bir bilgi vereyim. Güncel şartlarda bugün seçim günü arkadaşlar. Vatandaşlık görevimizi de yaptık. Gittim, oyumu kullandım. Kişisel tercihlerime, yaşam felsefeme göre oyumu kullandım. Kütahya ili için umarım hayırlı olur, güzel olur. Şimdi yakıt verisi vereyim sizlere. Kaç kilometredeydi? Yaklaşık 175-176 kilometre yol yaptım arkadaşlar. Onu hesapladım. Depoyu fullettirdim yine. Çakılı ağzına kadar doldurdum. 1 lira 35 kuruş yakmış. Ya güncel yakıt fiyatlarıyla burada benzin 45 lira civarında. 45 lira 30 kuruş falan. O halde 1 lira 35 kuruş yakmış bir kilometreye. 33.2 kilometre hesapladım. Yakıt hesaplamasını değerli dostlar. 33.2 kilometreye. 100 kilometreye 3 litreden birazcık fazla yakmış. 3 litre yakmış yani 100 kilometreye. Fena değil, güzel. Yani oturdu buralarda, çok değişmiyor. Sıkmadan kullanırsanız 3'ün üstüne fazlaca çıkmıyor. Tabi hava şartları, rüzgarın durumu, bunlar da önemli. Yakıt verisi de böyle. Şimdi seyahatim başladı arkadaşlar. Nereye gideceğimi bilmiyorum. Bakalım gidelim, dertleşelim, konuşalım, vakit geçirelim. Ben böyle kafa boşaltmak için çıktım. Bu dakikalarımı da sizlere video olarak paylaşayım istiyorum. Bakalım güzel bir şey çıkacak mı? Hadi bakalım, devam ediyoruz. Hızımı 90'a sabitledim, yürüyorum değerli dostlar. Kaskın içinde şu anda var ya, aman 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 aman. Ne sesler ne sesler. Schubert'in bir kaskı vardı, ben müzik öğretmeniyim biliyorsunuz. Schubert'in bir kaskı vardı, bir ara incelemiştim. Desibel olarak düşük, racing makinalarda kullanılmak için üretilmiş. Ama kask almak da ülkemizde kurbanda işte danaya girer gibi 30.000 lira, 35.000 lira kasklar. İşte kafanızdan değersiz mi? Değersiz değil ama değerli dostlar, neredeyse bir maaş. Yani kaskın içinde şu anda konforlu değilim. Alpin'in kulak tıkaçları vardı. Nereye koydum? Nerede kaybettim? Nasıl becerdim bilmiyorum. Kulak tıkaçlarımı da kaybettim. Sürüş konforunu etkiliyor. Yani yeri gelmişken bu bilgiyi sizlerle paylaşayım. Kaskın içinde kulağınızın zarar görmemesi için, işitme yeteneğinizin düşmemesi için, ya şimdi çok uzun sürmeyeceğim, çok fark etmeyecek belki ama saatlerce bu şekilde kullanmak kulağınıza zarar verir. O yüzden Alpin'in o rüzgar süzgeçleri var. Motosiklet için üretilmiş olan. Tekrar sipariş edeceğim. Zamanında 95 TL'ye almıştım. Şimdilerde 4-5 katına çıkmış olsa bir 500 lira civarı vardır diye düşünüyorum. Aklınızda bulunsun. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Her o insanı yoldan çıkarır. Kendi yolunu bulur. Bak, mis gibi. Yol bel yok. Gözüme bir yer kestirdim. Şimdi o tarafa doğru motosikletimle sürüyorum. Bu aletin güzelliği bu. Karma. Nereye istiyorsan oraya gidiyor. Bak asfalt geldim. Hop. Sıpladı gitti çekirge. Çekirge de değil tabii. Kertenkele. Şu karşıya gitmeyi düşünüyorum. Kendimle dertleşeceğim. Buranın sanki daha önceden daha güzel bir yolu vardı gibi. Yol kalmamış tabi, yağmur yaş, yağmur yaş. Güzel yerler ya. Ne güzel ya. O nasıl geldin, kalçama yapıştın bu arkadaş.
Öyle dağ bayır gezerken sizi bir makine hiç mi üzmez arkadaş işte. Öyle bir makine arıyorsanız o makine de bu. Güzel ağacımız. Buralar çok bakımsız ama oturabilir miyiz ki buralarda? Bir güzel ot kokusu var böyle, mis gibi. Durmadım orada. Zemin çok eğimli. Motosikleti yan ayak üzerine alamayabilirim diye orada durmadım. Şimdi konumumu değişeceğim. Bakalım. Bana bugün bütün yollar çıkmaz. Güzel tarafı var. Bir önceki videoda da söylemiştim. Demek ki sular yükseliyor. Yaşam için temel ihtiyacımız olan suların yükselmesi güzel. Burası baraj göleti. Olsun. Su önemli. Biz gezemeyelim ama suyumuz olsun. Gerisi hiç önemli değil. Hadi bakalım. Girdim bir yola. Gidiyorum gene. Manzara güzelleşince tekrar kayda gireyim dedim ya. Oh mis. Çam kokusu. Çok güzel ya. Çok güzel. Klişeleşmiş kelime değil mi? Ama harbiden çok güzel. Şimdi şuradan bu yol bizi bir de Porsuk Baraj Göleti'nin yüksekten bir manzarasına çıkarıyor ise tadından yenmez. Gene bulamadım yolu. Bugün diyorum ya, bana bugün bütün yollar çıkmaz sokak. Bulamadım gene yol. Darlandım, biraz hava alayım diye indim kaskın içinde. Çünkü kullanıyorum, ne kadardır kullanıyorum. Şöyle böyle bir 25-30 dakikadır kullanıyorum. İstediğim şekilde bir doğa bulamadım. Artık böyle kalacak herhalde. Yapacak bir şey yok. Karşıda güzel ağaçlar var. Şuraları şöyle bir turlayayım, biraz hava alayım. Porsuk Baraj Göleti'ni görüyorum buradan. Karşımda tahmini 1 kilometre ileride, tepede bir yerde. Ama hiçbir yol çıkmıyor oraya garip bir şekilde. Var tepelikler ama çok girmek istemedim oralara. Şimdi bayağı taşlık, tekerimi falan kestirmek istemiyorum. Çünkü yanıma teker ekipmanı almadım. Bakalım. Buralardayız şimdilik. Yani bugünün konusu şu olacak herhalde. Çıktığımız her yol bir finale varmıyor değerli dostlar. Dolanıp duruyorum kendime, şöyle oturup kafa dinleyecek bir yer bulamadım. Ağzım yüzüm herhalde bir saattir yoldayım. O tepeye çıktım, şuralara gittim. İşte izliyorsunuz ya zaten drone'la çıktım. Oranın sonu da çıkmaza geldi. Burayı daha önce bir denemiştim. Buranın bir sonu var, bir finali var mezarlığın yanında. Merhaba yakışıklılar. Bir finali var. Orada Allah kahretmesin, şu anda da gözüme sineği aldım. İşte vizör açık gezersen böyle olur. Orada bir 20 dakika kadar dinlenmek istiyorum. Ondan sonra da evin yolunu geri tutarız. Bugün de böyle oldu ya. Kararsız oldu. Vallahi
başladık bir ne diyeyim içerik için yola düştük. Zaten plansızdım bugün çıkışta. Bir planım programım yoktu. Yani her yeri güzel, ayrı güzel. Bakınsana şuraların hepsi çiçek gibi güzel. Mis gibi yerler. Faydam ne oldu? Mis gibi hava alıyorum şu anda. Gayet güzel hava alıyorum. Çok hoş. Pırıl pırıl. İklimlerimiz de garipleşti. Bilemiyorum bakalım. Biraz da bu yolu gidelim değerli dostlar. Buranın bir sonu var mı? Da 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 da. Bu yolun sonu da final. Ama istediğim yerde final değil. Balıkçılar balık tutuyorlar buralarda. Güzel. Şurada biraz soluklanacağım artık arkadaşlar ya. Yeter. Motoru çekelim şuraya. Döndüreyim. Soluklanayım şurada. Değil mi? Olayı bir derleyip toplayalım. Yani ne yapacağımı bilmeden çıktığım bu yolda yine fena olmadı. Bir yer buldum. Ferahladım. Kendime geldim. Bu videoda bu şekilde değerli dostlar. Kanalıma abone olup beni takip ederseniz memnun olurum. Yaz geliyor artık. İçerikler çeşitlenecek. Yine kamplarımız başlayacak yakın zamanda. Bugün tekilim. Yalnızım. Hava güzel. Dün ailemle vakit geçirmiştim. Bugün de kendime zaman ayırmak istedim. Kanalıma abone olup beni takip edip, yorum yazıp, beğeni basarsanız çok memnun olurum arkadaşlar. Yani bir yorum yazıp bir beğeni basmak benim için gerçekten önemli. Takip ediniz lütfen, beni takipte kalınız. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ha bu arada bir istirhamım daha var. Arzu ederseniz Instagram hesabını da takip edebilirsiniz. Bazı kısa videolarımı da oradan paylaşıyorum. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere değerli dostlar. Bugün sizleri böyle kararsızlığımla baş başa bıraktım. Kararsız halimi de görmüş oldunuz bu şekilde. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.